Herkese keyifli günler diliyoruz. Bugün size gerçekten de çok çok güzel ve keyifli bir oyundan bahsedeceğiz. Adı Haydi Anlat Küpleri. Haydi Anlat Küpleri bizim sözel zekamızı, kelime dağarcığımızı ve hayal gücümüzü geliştirebilecek çok çok ama çok güzel bir oyun. Oyun şöyle başlıyor. İlk önce oyunu tanıtayım size. Oyunumuzun içinde 9 tane küp var. Bu küpün bakın her tarafında farklı şekiller var, semboller var. Bunlarla bir hikaye kurulması öngörülüyor. Amaç burada şu, küpleri karışık bir şekilde, haydi anlat küplerini karışık bir şekilde kutumuzun içine koyuyoruz. Çok ufak bir çalkaladıktan sonra rastgele bir şekilde bu küpleri diziyoruz yan yana. Çok çok değişik versiyonları da var. Şöyle yapalım. Oyunumuzu bugün 4 tane çok akıllı öğrencimizle oynayacağız. Sağ tarafta Ulaş. Merhaba. Yanında Meryem. Taha ve Oğuz'la oynayacağız. Buradaki amaç şu, hikayeyi kim daha derin ve hayal gücüne bakarak keyifli ve güzel bir şekilde anlatırsa oyunu o kazanıyor. Ben rastgele küpleri dizdim. Bakın rastgele bir dizilim oldu. İşte şöyle bakalım. Mesela bakın burada bir ev var. Ambulans. Bir nota. Böyle 9 tane küp yan yana geliyor. Bunlarla şimdi hikaye kurulacak. İlk hikayemizi kuracak olan kişi Meryem olacak. Buradaki bu oyunun güzel tarafı şu. Küplerdeki semboller rastgele yan yana geldiği için siz ansızın hayal gücünüzü kullanarak bir hikaye oluşturmak zorunda kalıyorsunuz. Bu oyunun güzel tarafı da bu. Başlayalım. Meryem başlayacak. Bir uçak kazası olmuştu. Uçak aniden yere düşmüştü. Olay yerine yakın olan kişiler yaralılara yardım ediyorlardı. Evet, aynı zamanda ambulansı çağırmışlardı. O sırada birinin müziğinin açık olduğunu gördüler. Ama aslında bu müzik değil, birinin telefonuydu. Bunu anladılar. Sonra o aslında oradaki pilotun yakını olduğu anlaşıldı. Aslında bu evden aranmıştı. Evet, evden, çok güzel. Evden şöyle deniyordu. Uçağı düşürdük, haberin olsun. Artık paraları çalabilirsin. Bu şekilde kaza almadığı, aslında bilerek düşürdüğü anlaşıldı. Bunu anlayan gazeteciler olay yerine geldi. Evet, çok ve fotoğraf çekmeye başladılar. Fotoğraf makinesi vardı. Bazıları çok da güzel. Uzaktan dürbünle izliyorlardı. Güneş batınca ama haberciler gitmek zorunda kaldı. Evet, çok güzel. Evet, çok güzel bir hikaye oldu. Ansızın bir hikaye yapıldı. Şimdi bunları diğer arkadaşlarımız da yapacaklar ve biz en iyi hikayeyi kim anlatırsa oyunun kazananını, onun olduğunu belirleyeceğiz. Birçok alanda oynanan bir oyun bu. Sadece biz şimdi matematik derslerinde bu oyunu oynamayacağız. Türkçe derslerinde ve diğer birçok derslerde de insanın hayal gücünü geliştirebilen, sözcük dağarcığını geliştiren çok keyifli bir oyun. Çok önemsediğimiz bir oyun. Anlat bakalım, haydi anlat bakalım küpleri. Siz de bunu her yerde arkadaşlarınızla beraber çok keyifle oynayabilirsiniz.